efendim hayatın her alanında ve dolayısıyla siyasette en önemli ve çoğunlukla atlanan nokta, lazım olan şey ne lazım? Tutkudur, tutku. Bunu görmek lazım yeni fikirler için. Ve ülkeye çok yeni fikirler de lazım. Dolayısıyla o tutkuyu görmek istiyoruz. Bakalım neler olacak? Benzer bir ifadeyi bugün yerel seçimlerle ilgili olarak Ekrem İmamoğlu'ndan da duyduk, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. O da diyor ki Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en iddialı yerel seçimi. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en iddialı yerel seçim hazırlığını ortaya koyacak olan ekip olacağız. Hafta sonu yoğun ve uykusuz, koşturmalı ama enerjik geçen kurultay mesaisinin ardından değişim rüzgarını İstanbul'a taşıdı Ekrem İmamoğlu. Yerel seçim için kollarını sıvadı. Öğrenci yurdu açılışında heyecan ve kararlılık mesajları verdi. Çok kararlıyız, çok heyecanlıyız, enerjimiz çok yüksek. İnsanlarımızın da beklentilerini görüyoruz, bizden olan beklentilerini. Açıkçası bir o kadar da desteğini hissediyorum. Yolumuz açık olsun. AK Parti yönetiminde İstanbul'un parasıyla yapılan ama vakıflara tahsis edilen yurtlar dönemini İmamoğlu kapatmıştı. Tüm yurt binalarının işletmesini belediye yapacak dedi ve 14. yurt binasını açtı. Buranın hangi vakfa adreslendiğini de biliyorduk. Şu anda 1100 yataklı bir yurdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Türkiye'nin güzel insanlarını bu pırıl pırıl evlatlarına hediye etmiş oldu. Nereden geldiniz? Ben Sinop'tan geldim. Sinop sen? Gaziantep. İzmir. Mersin. Mersin. Oo, herkes burada. Kurultay süreci geride kaldı. Değişim rüzgarıyla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu şimdi yerel seçim rüzgarını estirmeye başladı. Kendi döneminde açmaya başladığı yurt açılışlarını sürdürerek. Topyekün bütün yol arkadaşlarımızla beraber odağımız artık yerel seçim. Ekrem İmamoğlu'nun bir dönem daha başkanlık için adaylığına kesin gözüyle bakılıyor. Kılıçdaroğlu'na destek veren diğer büyükşehir belediye başkanlarının durumuysa şimdilik net değil. İmamoğlu'ysa İstanbul'da ilçe adayları için de yeni parti meclisine görüş sunacağını söyledi. O kurulların işine karışmak haddimize değil ama tabii ki İstanbul'un özellikle analizi şehir ilçe ilçe yapılmalı. Tabii bir handikapımız kısa bir zaman kaldı. Doğrusu 4 ay kala adaylıkların belli olmuş olmasıydı. Bu konuda da biz destekleyeceğiz, önerilerimiz de olacak. İmamoğlu'nun olası rakibi ise hala belli değil. Cumhur İttifakı kanadında adı geçen isim sayısı 10'a ulaştı. İmamoğlu gerçek rakibine ve küskün muhalefet seçmenine de mesaj gönderdi. Kaç adayın ismi geçerse geçsin, ben İstanbul'daki rakibimin kim olduğunu biliyorum. Tüm heyecanlarıyla seçime, sandığa hazır olsunlar. Hiç görmedikleri kadar çok çalışacak neferler olarak biz yola çıktık. Efendim şimdi bu seçimin ehemmiyetine dair görüşler duydunuz. Bunların arasında bir ortak nokta da var, bir zemin var belli ki. Siyaset, yeni koşullar, bunların üstünde duracağız, neler olduklarını anlatmaya çalışacağım ama peyderpey her haber bülteninde etkileriyle mahalleyi, belediyeyi, yereli hatta Türkiye'yi bile aşabilecek bir seçim, bir yerel seçim olma ihtimali gerçekten vardır. Önümüzdeki günlerde giderek bunu hissedeceğiz. Herkes için.